Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 5. sınıfta Türkçe dersinde Fatih hocamla birlikteyiz. Hocam bu videoda neler yapacağız? Evet, bu videoda öğrencilerimizle beraber başladığımız uzun konu tekrarlarına devam ediyoruz. Öğrencilerimiz biliyor zaten anlam bilgisi konusu hem Türkçe dersinin genel olarak en önemli konusu. Üstelik 5. sınıfta bizim için özellikle önemli. Biz de 5. sınıf öğrencilerimizle anlam bilgisi konusuyla ilgili tekrar yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım tekrar yapmak için. Güzel güzel sorular seçtik sizin için. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Okuyoruz hemen soru kökünü. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? Arkadaşlar, yakın anlamlı sözcükler neydi? Anlamcı birbirinin tam olarak böyle yerine geçemiyor ama birbirleriyle böyle birbirlerine değiyorlardı değil mi? Birbirlerine evet. Çok yakın oluyorlardı değil mi? Birinci cümlemize bakalım. Uzak yakın fark etmez. Ben seninle her yere giderim. Burada uzak ve yakın sözcükleri arkadaşlar tabii ki zıt anlamlıdır değil mi? Anlamca birbirlerinin tam tersi oldukları için uzak ve yakın kelimeleri burada zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmış. Şimdi ikinci cümlemize bakıyoruz. El elden üstündür anlayışıyla hareket etmeliyiz. Burada zaten aynı kelime kullanılmış değil mi? Aynı kelimenin kullanılması var arkadaşlar. Burada zıt anlamlı ya da eş anlamlı ya da yakın anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamış. Dolayısıyla birinci ve ikinci cümleyi eledik. Üçüncü cümleye geliyoruz. Arkadaş, dost, kim varsa gelmiş. Zor günümüzde bizi yalnız bırakmamıştı arkadaşlar. Arkadaş ve dost kelimeleri birbirlerinin aynı mıdır? Yani eş anlamlı mıdır? Hayır, eş anlamlı değildir. Peki birbirlerinden çok mu uzak? Hayır, arkadaş ve dost sözcüğü birbirine anlam olarak çok yakın değil mi? Böyle birbirlerine değiyorlar. Aralarında küçük bir anlam farkı var ama birbirlerine çok yakınlar. Dolayısıyla arkadaşlar, arkadaş ve dost kelimeleri tabii ki yakın anlamlı kelimelerdir. Biz de doğru cevabımızı bulmuş oluyoruz değil mi? Yakın anlamlı sözcükler demek ki üçüncü cümlemizde bir arada kullanılmış. Dördüncü cümleye de bakıyoruz arkadaşlar. Tüm şıklara çünkü bakmamız gerekiyor. Unutmayın bunu. Zeynep'in yeni aldığı elbiseler onu çok şık göstermişti. Bu cümle içerisinde birbirine anlamca yakın herhangi iki kelime var mı? Yok arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü cümleyi de eledik. Üçüncü cümlemizde arkadaş ve dost sözcükleri yakın anlamlı sözcükler olduğu için bizim sorumuzun doğru cevabı 3 numaralı cümle oluyor. Dolayısıyla C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Geliyoruz ikinci sorumuza. Hemen okuyoruz soru kökünü. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar, her cümlede altı çizili kelimelere bakıyoruz ve aralarında nasıl bir anlam ilişkisi var? Yani eş anlamlı mı? Eş sesli mi? Zıt anlamlı mı? Bunlara bakıyoruz. Bakalım hangisi farklıymış? Şimdi A şıkkı. Yaz, kış tatil yapmadan işinin başında durur Servet Usta. Burada arkadaşlar yaz ve kış birbirinin tabii ki zıt anlamlısı değil mi? Zıt anlam dedik, yaz ve kış. B şıkkına bakıyoruz. Güzellik ve çirkinlik hem soyut hem de göreceli kavramlardır. Güzellik, çirkinlik bunlar da anlamca birbirinin tam tersi olduğu için zıt anlam diyoruz. C şıkkına geliyoruz. İlk yarışmadaki kötü performansını daha sonraki yarışmalarda iyi performans göstererek telafi etti. Kötü ve iyi sözcükleri tabii ki birbirinin anlamca tam tersi, tam karşıtı olduğu için yine bunlara da zıt anlamlı kelimeler diyoruz. Zaten A'da zıt anlamlı yaz kış. B'de yine güzellik ve çirkinlik zıt anlamlı. C şıkkında yine kötü ve iyi kelimeleri zıt anlamlı. Geriye kaldı arkadaşlar. D şıkkı doğru cevabımız. D şıkkı oluyor. Okuyalım tabii ki. Özlemdir içimi kavuran, hasrettir gözümden düşen yaş. Burada özlem ve hasret kelimeleri arkadaşlar eş anlamlıdır değil mi? Dolayısıyla 3 tane zıt anlamlı kelimelerin bir arada olduğu cümlemiz var. Ama son cümlemizde yani D şıkkındaki cümlemizde eş anlamlı kelimeler aynı cümle içerisinde kullanıldığı için farklı bir anlam ilişkisine sahip olduğu için doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Ve geliyoruz 3. sorumuza. Bakalım ne istiyormuş bizden? Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Şimdi bakalım imkan olasılık. Tabii ki olanak.
olanak dedin. Evet, ihtimal olasılık i̇htimal oluyor, evet, tamam. İmkan olanak oluyor. Özdeyiş, hani ünlü kişilerin sözlerine biz özdeyiş diyorduk. Mesela Atatürk'ün özdeyişleri ya da Mevlana'nın özdeyişleri. Özdeyişin arkadaşlar eş anlamlısı neydi? Vecize değil mi? Veciz sözlerdi bunlar. Bizim özdeyiş. Vecihe Hoca'ya benziyor. Evet, Vecihe Hoca'nın ismiyle yakın değil mi? Vecihe değil tabii arkadaşlar. Vecize unutmayalım. Mühim önemli. Bir işim çıktı değil mi? Önemli bir işim çıktı demek istiyoruz. Şimdi imkan olanak. Özdeyiş, vecize, mühim, önemli, arkadaş, dost olmaz mı? Tam karşılamıyor mu? Daha önceki sorumuzda çözmüştük ya, arkadaş ve dost eş anlamlı değil, yakın anlamlı kelimelerdi. Yani birbirlerine evet anlamca çok yakınlar ama aralarında ufak da olsa bir fark var. Hani dost böyle daha yakın. Evet, daha özel değil mi? Yani sınıf arkadaşlarınızın hepsine dost değilsiniz mesela gibi değil mi? Gibi yani birçok arkadaşımız vardır ama benim en sevdiğim dostum tabii ki Supi Hoca'dır değil mi ya, hocam? Ya Fatih yani, Hocam cansın, kralsın yani. Bunu da yani. Söylemiş olayım. Arkadaş kelimesinin dolayısıyla arkadaşlar eş anlamlısı çıkışta, yoktur. Çıkışta sana kahvesi var mı? Tamam. Bunu hak ettim zaten. Bunun için yapmıştım ben ya. Peki. Arkadaş sözcüğünün arkadaşlar eş anlamlısı yoktur. Yakın anlamlısı vardır. Yakın anlamlısı da dosttur. Dolayısıyla eş anlamlısı olmayan kelimemiz arkadaş kelimesi olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Geldik dördüncü sorumuza. Okuyalım hemen soru kökümüzü. Yukarıdaki atasözlerinden hangileri aynı anlama gelmektedir? Aynı anlama gelen atasözlerini buluyoruz ve doğru cevabımızı işaretliyoruz. Şimdi birinci atasözümüze bakalım. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yani öfkeli olursan zararın kendine değil mi? Öfkeli davranmak, sinirle davranmak, kızgın olduğun için düşünmeden davranmak illaki sana zarar verir. Neden? Çünkü öfkeyle kalkıp bir iş yaparsan zararlı oturursun. Yani zararını kendin görürsün. Hemen şöyle hızlıca kendine zarar diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Unutmamak için. İkinci atasözümüze bakıyoruz. Mum dibine ışık vermez. Burada ne var? Yani insan, bazı insanlar vardır. Çevrelerine çok faydalı olurlar. Öğretmenler için genelde bu kural. Evet, öğretmenler için söyleniyor değil mi? Yani öğrencilerine çok faydalılar, çevreye çok faydalılar ama en yakınlarındaki insanlara, kendi ailelerine o kadar da faydaları olmayabiliyor. Demek ki bu başka bir anlama geliyor değil mi? Birinci ve ikinci arasındaki anlam ilişkisi çok ayrı. Bir ve ikiye eliyoruz direkt. Çünkü 1 ve 2 aynı anlama gelmiyor arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü atasözüne bakıyoruz. Öpülecek el ısırılmaz. Yani birisi sana iyilik yaptıysa ya da genel olarak herkese iyilik yapan bir insan varsa ona kötülük yapmamalısın. Tam tersine ona saygı ve hürmet göstermelisin değil mi? Onun elini öpmelisin demek istiyor. Şimdi bu da farklı bir anlama geldi. Dördüncü atasözümüz arkadaşlar her şeyi belirleyecek. Bakalım. Keskin sirke küpüne zarar. Ha, yani keskin davranır. Bunu tabii mecaz anlamıyla düşünelim. Burada küpten bahsetmiyor. Elbette ki insana atıfla bu sözü söylüyor arkadaşlar. Yani çok öfkeliysen, çok sivriysen, böyle düşünmeden hareket ediyorsan kendine zarar verirsin. Ey küp, sen kendi küpüne zarar verirsin. E zaten birinci atasözümüzde de bu vardı değil mi arkadaşlar? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Öfkeli davranırsan, kızgınlıkla davranırsan kendine zarar verirsin. Burada da yine keskin, öfkeli ve kızgın davranırsan kendine zarar verirsin. Dolayısıyla 1 ve 4. Sözlerimiz arkadaşlar aynı anlama geliyor. Tabii burada şöyle basım hatası olmuş arkadaşlar. 1 ve 4 diyoruz. Diğerlerini eliyoruz ve 1 ve 4 C şıkkında olduğu için düzeltiyorum. Özür diliyorum. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Ve geliyoruz 5. ve son sorumuza. Demiş ki bize yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Arkadaşlar aynı cümlenin içerisinde hem bir deyim göreceğiz hem de o deyimin anlamını verecek bize, açıklamasını verecek. Şimdi birinci cümlemize bakıyoruz. Yaren içi dışı bir olan bir arkadaşımızdır. Şimdi buradaki deyimimiz içi dışı bir olmak değil mi? İçi dışı bir olmak deyiminin anlamı yine birinci cümlenin içerisinde var mı? Yok. Şöyle deseydi olurdu. Yaren içi dışı bir olan, yani çok samimi olan, işte kimseden bir şey saklamayan bir arkadaşımızdır falan gibi açıklama yapsaydı deyim açıklamasıyla birlikte verilmiş olurdu. Ama birinci cümlemizde deyim var fakat onun açıklaması yok arkadaşlar. Biri eliyoruz. İkinci cümle
cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Sevdiği kızı aniden karşısında görünce çok sevindi. Etekleri zil çaldı. Şimdi etekleri zil çalmak deyimimiz zaten ne demektir? Çok sevinmek, çok mutlu olmak, sevinçten heyecanlanmak. Evet, sevinçten böyle havalara uçmak değil mi? Etekleri zil çalmak deyiminin zaten anlamını da yine cümle içerisinde vermiş arkadaşlar. Bize zaten ne diyordu? Deyim hangi cümlede açıklamasıyla birlikte verilmiştir diyordu. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci cümlede hem deyimimiz var hem de o deyimin açıklaması yani anlamı verilmiş. Doğru cevabımızı biz bulmuş oluyoruz. Diğerlerine bakıyorum. Bu işin üstesinden tek başına gelemezsin. Üstesinden gelmek diye bir deyimimiz var. Peki bu deyimin anlamı cümlenin içinde verilmiş mi? Hayır arkadaşlar, cümlenin içerisinde deyimin anlamı yok. Üçü de eledik. Dörde geldik. Bütün dertlerimi içimden söküp atmak istiyorum. Söküp atmak deyimi yani ondan tamamen kurtulmak, kurtulmaya çalışmak demek. Peki söküp atmak deyiminin anlamı dördüncü cümlenin içerisinde verilmiş mi? Hayır arkadaşlar, verilmemiş. Dolayısıyla dördüncü cümleyi de eliyorum. Hem deyimin verildiği hem de deyimin açıklamasının yani anlamının verildiği cümlemiz ikinci cümle olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz ve burada tamamlıyoruz.